Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de bugünkü dersimizde LYS ve TEOG tarihte. Eyvah hocam, savaş mı var? Tonguç, soğuk savaş ne demek? Sıcak savaş ne demek? Hocam soğuk savaş şeyde olan, genellikle kuzey kesimlerde olan, Evet. sıcak savaşta hamamda gerçekleşen savaş. Su savaşı böyle kaynar su Tellakla, atıyorsun evet falan. hocam, tellakla. Anladım. Güzel, mantıklı. Tonguç'um, senin söylediğin gibi esprili bir şekilde anlattığın gibi değil. Soğuk savaş ve sıcak savaş arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Buraya koymuşsun bunları fakat bunların soğuk savaşta hiçbir ilgisi yok. Soğuk Yani savaş, savaş olmuyor mu hocam? aynen, savaş olmuyor. Sadece karşılıklı bir çekişme, karşılıklı bir laf geçirme oluyor. Bak burada Blöfleşme. blöfleşme, harika, çok güzel tanımladın Tonguç. Bak burada soğuk savaş diye, Aa, kartopu kar topu savaşı. savaşı değil mi soğuk savaş? Hayır. Oo, bunu Soğuk unutmuşum ya. savaş iki ülke arasında siyasi, askeri gerginlik yaşanması, dediğim gibi blöfleşme olması. Sıcak savaş ise bildiğimiz savaş. O zaman Birinci Dünya Savaşı sıcak savaş mı, soğuk savaş mı Tonguç? Ilık hocam. Hayır evladım, sıcak savaş. Ilık savaş diye bir şey yok Tonguç. Tamam, pardon hocam. Peki İkinci Dünya Savaşı soğuk savaş mı, sıcak savaş mı? Hocam bence o da sıcak savaş. Çünkü bayağı Harikasın. bir Almanlar çatışmışlar. Harikasın. Peki şu an Amerika ve İran arasındaki gerginlik sıcak savaş mı, soğuk savaş mı Tonguç? Hocam insanlar şöyle söylüyorlar. Belki bu gerginlik bir an bir gün bitecek. Ama bence soğuk savaş hocam. Soğuk savaş değil mi? Şimdi bizim tarihte işleyeceğimiz soğuk savaş ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya Doğu bloğu ve Batı bloğu diye ikiye bölünecek, tamam mı? Biz doğuda mıyız hocam? Biz doğudayız ama biz Batı bloğuna üye olacağız. Yani NATO'ya üye olacağız. Anladın mı? Rusya Anladım. bizi kendi tarafına çekmeye çalışacak. Diyecek ki Rusya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim tarafımıza gel. Hatta Kars, Ardahan ve Batum üzerinde hak isteyecek. Ve Batum zaten onun ama Kars ve Ardahan da isteyecek. Boğazlar üzerinde hakimiyet isteyecek. Biz de bu durumda Rusya tehdidine karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Amerika'dan yardım isteyeceğiz. Aman Allah'ım. Amerika da diyecek ki tamam size yardım ederim. Mandacılık. Yok, mandacılık değil. Size Marshall yardımlarını yaparım. Ancak siz de çok partili hayata geçeceksiniz diyecek. Ve Türkiye'de çok partili hayat yine bu şekilde başlamış olacak. Yoksa normalde bizde tek parti vardı biliyorsun. Cumhuriyet Halk Fırkası. Cumhuriyet Halk Fırkası vardı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bu Batı bloğuna yaklaşma isteği bizi şey yapacak, nedir onun adı? Çok partili hayata getirecek. İlk başta Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Adnan Menderes Demokrat Parti'yi kuracak. Fakat sonrasında da ardından bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan düşecek. Şimdi burada ne diyor ona bakalım bak. Doğu bloğu ülkeleriyle Amerika öncülüğündeki Batı ülkeleri arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. Hatta mesela Rusya, Komünist Rusya, Amerika'dan önce Rusya'ya adam gönderecek. Yuri Gagarin kim biliyor musun Tonguç? Yuri benim ilkokul arkadaşım hocam. Yürü oradan diyorsun. Yuri ile beraber takıyorduk. Normalde gerçek adı Yurahmettin. Tonguç yapma böyle Ama şey. biz ona Yuri diyorduk hocam. Yürü oradan Tonguç ya. Şimdi mesela Rusya Amerika'dan da önce Rusya şey ne Rusyası ya uzaya adam göndermeye çalışacak. Böyle karşılıklı bir çekişme. Sende atom bombası varsa bende de var. Sen Hocam uzaya bizde adam gitti mi uzaya? ilk giden insan sen olacaksın Tonguç İnşallah inşallah. hocam. Astronot olarak kendimi yetiştiriyorum hocam. Aferin Tonguç. 1945'te Kaydıraktan sürekli kayıyorum hocam. Yer çekimsiz ortam yaratmak için. Zeki bir insan Tonguç. 1945'te başlayıp 1990'lı yıllara kadar süren soğuk savaş da 90'lı yıllara kadar devam ediyor. Ne zaman ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılıyor. Hani bu Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan falan o dağıldıktan sonra kurulan devletler, Türkiye Cumhuriyetler. Uluslararası alanda oluşan siyasi, askeri ve ekonomik mücadeleden kaynaklanan gerginlik. Şimdi Amerika ve Batı ülkelerini inceleyelim. Bunlar demokratik yönetimlere sahip. Yani komünizm ya da sosyalizm yok burada. Direkt demokratik yönetimler var. Kişi hak ve özgürlüklerinin daha fazla olduğu ülkeler. Amerika'da her tür din, her tür mezhep, her tür hak, siyasi örgütlenme serbest, özgürler. Zaten şöyle, Country of Freedom. Aynen, güzel bak. Amerika'ya gittin mi Tonguç hiç? Hayır hocam ama şey, Amerika'nın zenci filmlerini çok seviyorum. Onları çok izliyorum. Aferin. Harlem filmleri Harlem film. Ekonomik olarak da liberalizm benimseniyor. Liberalizm nedir Tonguç biliyor musun? hocam. Hocam komünizmin tam tersi gibi düşünüyorum. Aferin, çok güzel tanımladın ama komünizmin ne olduğunu bilmiyorsa arkadaşlar karıştırabilirler. Liberalizm bırakınız yapsınlar. Yani her şey serbest. İsteyen istediği şirketi, isteyen istediği dükkanı açabilir. Özgür bir şekilde özel sektör, özel teşebbüs destekleniyor. Amerika ve Batı ülkeleri bu şekilde. Süper hocam. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkeleri ise tam tersi. Yani komünist. Komünist. Devlet idaresi ve tüm birimler tek partinin kontrolü altında. Oo. Evet. Ve ülke yönetiminde de bu parti söz sahibi. Bütün ekonomik faaliyetler, yani eczacı mı olacaksın, bakkal mı? Tamamen devletin kontrolündesin. Aa. Herhangi bir fabrika, herhangi bir iş yeri açamazsın. Devlet senin, bak şurası çok önemli. Devlet senin araba sahibi olmana izin veriyor. Sana araba veriyor
Ama araba fabrikası açmana izin vermiyor. Ya da Aa. galeri açmana izin vermiyor. Kendisi açıyor galeriyi, sen orada çalışıp maaş alıyorsun. Devlet belirli kişilere belli maaşlar veriyor. Eğer bu sistem tam olarak uygulanabilse kulağa mantıklı gibi geliyor. Hani düşünsene, mutlaka işin var, mutlaka evin var, mutlaka Güzelmiş araba, ha. güzel gibi geliyor değil mi? Ama mantıklı değil çünkü birileri az çalışır, birileri çok çalışır. Mesela sen şimdi çok çalışıyorsun. Hiçbir faydası olmayacak. Aynı hiç faydası olmayacak gibi Ben oluyor. mesela günde 500 soru çözüyorum. Arkadaşım günde 3 soru çözüyor. Ama ikimiz de aynı üniversiteye gidiyoruz gibi bir şey. Gibi bir şey oluyor. Hocam Ama öyle şey mi olur ya? şu olabilir bak. Bu demek değildir ki kapitalist düzen gelsin. Herkes istedik çok kazansın. Az kazananlar da altta ezilsin değil. Çok kazanan insanlar paylaşması lazım. Zaten genel ahlak bizim dinimizde de normal insanlık ve medeniyette de bu böyledir. Zengin kazanır ama diğeriyle paylaşır. Paylaşmak güzeldir Evet Tomuç. hocam. Bill Gates mesela herkese dağıtıyor hocam kazandığı parayı. Bill Gerçekten mi? Gates vakfı var hocam. Helal olsun o zaman. Bak Bill de iyi Melinda adam ya. ve Bill Gates vakfı diye herkese dağıtıyorlar hocam. Helal olsun. Helal olsun bak. Dünyanın en zengin adamı helal olsun diyoruz. Dünyanın en zengin adamı o değil Tomuş bu arada. Neyse. Aa, Gerçekten. kim hocam? Carlos Slim diye bir adam. Ne? Gerçekten Carlos Slim. Yani Al. son 5 yıldır dünyanın en zengin adamı hep o. O kim Herkes hocam? Bill Gates zannediyor. Ben de ona şaşıyorum. O kim hocam? Carlos benim arkadaş. Gerçekten. Kar Esiremiyorum. Gerçekten Tomuş. Carlos Slim dünyanın en zengin adamı. Neydi? Texoka mı? Texon mu? Öyle bir şeyin. Tescon. Tescon'un Meksika'daki bir Texaco. galiba Evet, Texaco onun Texa, şey sahibi. petrol mü hocam? Yok petrol de var, telekom da var. Anladım, Telekom da var. anladım Şey hocam. Meksikalı bir adam. Bizim arkadaş Ha, sağ olsun. Meksikalı. Meksikalı Carlos Slim. Gerçekten. Hocam, Meksikalılar kesin bir uyuşturucu vardır orada ya. Neyse hayırlısı Arada olsun. kaymıştır hocam. Neyse sağlık olsun. Sen şu anda dünyada kaçın sıradasın Tonguç? Dünyada hesapladım hocam. Ben 6 milyar 187 bininciyim hocam. Güzel yani sonlara yakınsın. Yani Güzel evet. yapıyorsun. Dünyada 6 milyar 200 milyon insan olduğunu düşünürsek iyi yani. Aynen Bayağı güzel iyi bayağı iyi bir durumdasın. Allah gönlüne göre versin Tonguç. ömür. Bütün ekonomik faaliyetlerin tamamen devlet kontrolünün olduğu bir uygulama. Bizde bir devletçilik politikası vardı. O karma ekonomi. Orada temel yatırımları devlet yapıyordu. Halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için. Ama özel sektörde destekleniyordu. Teşvik-i sanayi kanunu gibi kanunlarla. Şimdi devam edelim Tonguç. Amerikan Başkanı Truman Harris Truman. Nasıl okunuyor bu Truman Show diye bir film var. Hocam Truman? Truman diye okunuyor herhalde. Truman. Teşekkürler Tonguç. Amerikan Başkanı, yani sen çok Harlem filmi izliyorsun ya o yüzden sana Evet hocam, sorayım dedim. alıştım artık. Bu tarafından ortaya atılan Sovyet tehdidi altındaki ülkeleri, yani mesela Türkiye gibi, Polonya, işte Romanya gibi ülkeleri ekonomik ve askeri açıdan güçlendirmeyi amaçlayan bir düşünce. Bununla İyi alakalı mi da hocam peki iyi bir şey Truman bence. Doktrini? Evet, Marshall Planı uyguluyorlar. Yani şimdi Soğuk Savaş döneminde Avrupa ülkeleri Rusya'nın tehdidi altındalar. Rusya diyor ki ya benim kucağıma geleceksiniz, ben size yardım ederim. Aa. Ama komünist olacaksınız, benim altımda çatımda toplanacaksınız. Avrupa devletlerinin bazıları da bilhassa Doğu Avrupa'dakiler, işte Ukrayna, Romanya, işte Bulgaristan, bunlar hep şey, hatta Romanya komünist oluyor. Çavuşescu falan duymuşsunuz bu adamların Evet hocam. isimlerini. Karşı güçlendirmek amacıyla Truman doktrini çerçevesinde yapılan ekonomik yardımlar. En fazla yardımı da İngiltere ve Fransa alıyor. Marshall yardım ediyor. Amerika yardım ediyor değil mi Evet hocam? Amerika yardım ediyor. Hatta bize de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biz çok partili hayata geçtiğimiz için Amerikan tarafını tuttuğumuz için bize de Marshall yardımları yapılıyor. Bize Amerika'dan böyle para yardımı işte McDonald's açıyorlar mı hocam? Go Yankees diye bir şey var hani Türk hani go, o oradan Aa. geliyor yani Amerikalılar gitsin istemiyoruz diyor. Go home diyoruz ya biz. Aa, Evine dön istemiyorum. istemiyoruz Amerikan yardımlarını diyoruz. Hatta eski Türk filmlerinde şunu çok görürsün Tonguç. Hep böyle şavroleler çok fazladır böyle uzun Aa, büyük evet hocam, Amerikan evet arabaları. hocam. O zaman biz o kadar zengin bir ülke değildik. Şimdi bile o kadar büyük Amerikan arabaları yok. Neden? İşte o Marshall yardımları ile gelen destekle gelen şeyler. Şimdi Tonguç, bu bombaları sen, yani bunlar LS bombardıman LS için gelen bombardımanı. videolarımızı kastediyorsun. Aferin Tonguç. Tonguç Akademi.com'a üye oldun değil mi Tonguç? Hocam olmaya çalışıyorum ama Kesin ol çünkü burada 10 video varsa kanalımız YouTube'da daha az video var. 2-3 video var. O yüzden orada daha fazla videolarımız var. Ödüllü sorumuzun cevabını yap, yorumlara gönder Tonguç. Tamam hocam.